Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bu görmüş olduğunuz tatlı, sevimli, minik, şortlu tavşancığı öreceğiz. Öncelikle bu tavşanın tarifi sevgili Little Fish Crush Terrier'a ait. Kendisine tarifini sizlerle paylaşmama izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Birbirinden güzel tariflerini bulabileceğiniz internet sayfasını da açıklamalar kısmına ekliyorum. Tavşancığımızı size öncelikle tanıtmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi avuç içine sığabilecek kadar minicik bir tavşan. Şortu isterseniz giydirilip çıkartılabiliyor. İsterseniz dikerek de sabitleyebileceksiniz. Ben sabitlemeyeceğim çocuklar. Giydirip çıkarmayı çok seviyorlar gerçekten. Şimdi öncelikle tavşancığımızı örmek için ihtiyacımız olan malzemelere bir göz atalım. Koton içerikli bir ipe ihtiyacımız olacak. Ben bu markayı kullanıyorum genellikle. Sizler elinizde bulunan koton içeriği yüksek ipleri tercih edebilirsiniz. Kullandığım iplerin renk numarasını da şu şekilde göstermiş olayım. Bu kalınlıkta bir ip için 2.20 mm kalınlığında bir tığ kullanacağım. Bir çift kilitli göze ihtiyacımız olacak. 8 milimetrelik gözler kullanacağım ben. Siz isterseniz iple işleyebilirsiniz ya da sıkı sıkıya dikeceğiniz düğmeleri de tercih edebilirsiniz. Ucu küt bir iğneye ihtiyacımız olacak. Küçük bir makasın yanımızda olmasında fayda var. Ve doldurmak için boncuk elyafa ihtiyacımız olacak. Tavşancığımızı örmeye ayaklardan başlayacağız. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı şu şekilde ipi parmağımızın üzerine doluyoruz. Tığ alttan geçiriyoruz. Şurada bir çarpı oluşmuş oldu. Tığımızı alıyoruz. Diğer tarafa geçiriyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Şu an sihirli halkamız oluştu. Fakat bırakmıyoruz çünkü henüz kitlemediğimiz için buradan bırakırsak kaçabilir. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Bu arada tavşanımızı örerken yazılı tarihte yan tarafta adım adım bize eşlik ediyor olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi 6 tane sık iğne yapalım. Şu görmüş olduğunuz 2 ipin üzerine yapacağız. Daha sağlam olacak böylece. Yani şu halkamızın içerisine 1 tane sık iğne yaptık. Aynı şekilde 5 tane daha yapacağız. Ve böylece toplam 6 tane sık iğne yaparak başlamış olacağız. 3 tane oldu benimkisi. Şöyle dördüncüyü yaptık. Beşinciyi ve altıncıyı. Gördüğünüz gibi şu iki ipin üzerine örmüş olduk. Halkanın içerisinde şu an 6 tane sık iğnemiz var. Şuradaki serbest ipi çekerek halkamızı kapatıyoruz. Şu ipi çektiğimizde serbest ipi sihirli halkamız oluşmuş oldu. Eğer sizler amigurumiye yeni başlıyorsanız bu oyuncakta ve amigurumilerde genel olarak kullandığımız tekniklere ilişkin bir oynatma listesi hazırlamıştım. Orayı inceleyerek burada kullanacağımız tüm teknikleri çok daha detaylıca takip edebilirsiniz. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Üst sıraya nereden başlayacağımızı belirlemek için ilk yaptığımız sık iğneyi bulmalıyız. Şurada görmüş olduğumuz her bir V harfine benzeyen şekil bir sık iğnedir. Bu 6. sık iğnemizdi. Şurası 5. Şu 4. Şu 3. Şu 2. ve şu da 1. Yani ben şöyle iğneyi takarak sizlere göstermiş olayım. Şurası bizim ilk yaptığımız sık iğneydi. Biz oyuncağımızı dönerek spiral şekilde öreceğiz. O yüzden ilk yaptığımız sık iğneye batarak döne döne ilerlemiş olacağız. Bu ilk yaptığımız sık iğne bizim ikinci sıramızın başlangıcı olacak. Oraya batıyoruz ve böylece ikinci sıraya geçmiş olduk. Bu arada şu ipimizi de tığımızın üzerinde yürüterek daha sağlam olmasını sağlayacağız. Şimdi ikinci sırada uygulayacağımız formül. Bir tane sık iğne yapacağız, bir tane artıracağız. Yani bu tığımızı batırdığımız yere bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine iki tane sık iğne yaparak artırıyoruz. Yani aynı yere iki tane yapacağız. Birinciyi yaptık ve aynı yere ikinciyi yapmış olduk. Şimdi bu işlemleri bir kere daha tekrarlayalım. Yani bir tane sık iğne yapıyoruz sıradaki ilmeğe. Yanındakine iki tane aynı yere iki tane sık iğne yaparak artırmış oluyoruz. Bunu bir kere daha tekrarlayacağız. Yani bir tane sık iğne yapacağız ve yanındaki ilmeğe iki tane sık iğne yapacağız. Böylece ikinci sıramızı
tamamlamış oluyoruz ve ikinci sıramız tamamlandığında toplam 9 tane sık iğne örmüş olmalıyız. Amigurumiye yeni başlıyorsanız ilk zamanlarda bu sık iğne sayılarını kontrol etmekte fayda var. Eğer 9 sık iğne olduysa tarifimiz doğru ilerliyordur. Sihirli halkamız oldukça sağlam olmuş oldu. Şimdi artık bu kalan ipi kesebiliriz. Şimdi 3. sıraya geçeceğiz. Sıra başlangıcını takip etmek için bir ilmek belirleyici, bir çengelli iğne ya da bir parça ip kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir parça farklı renkte ip kullanmış olacağım. Yani şu araya ipimizi koyuyoruz. Böylece sıranın nereden başladığını daha iyi takip etmiş olacağız. 3. sırada uygulayacağımız formül ise 2 tane sık iğne yapacağız, artıracağız. Yani sıradaki sık iğneye 1 tane sık iğne yapacağız. Yanındaki ilmeğe 1 tane daha sık iğne yapacağız. Ve sıradakine 2 tane yaparak arttırmış olacağız. Bu arada biz amigurumilerimizi dıştan içe örüyoruz. Eğer böyle içeriye doğru kıvrılıyorsa şu şekilde çevirmekte fayda var. Yani biz şöyle dışarıdan örüyor olacağız. Şu şekilde durması gerekiyor. Şimdi bu yaptığımız işlemi tekrarlayalım. Yani 2 tane sık iğne yapacağız. Sıradakine 1 sık iğne ve yanındakine 2. sık iğne. Sıradakine aynı yere 2 tane yaparak arttırıyoruz. Bu işlemi bir kere daha tekrarlayalım. Yani 2 tane sık iğne yapalım ve yanındakine artıralım. Böylece 3. sıramızı da tamamlamış olduk. 3. sıramız bittiğinde toplam 12 tane sık iğneye ulaşmış olmalıyız. Ve bakın, ipi taktığımız noktaya ulaşmış olduk. Bu takip ipini bir öne bir arkaya ilerleterek sıranın başlangıcını takip edeceğiz. Şimdi 4. ve 5. sıralarda hiç artırma yapmadan her sırada 12 tane sık iğne örüyoruz. Yani toplam 24 tane sık iğne örerek 5. sıranın sonuna kadar gelmiş olalım. Evet, 5. sırayı da tamamlamış olduk. Ördüğümüz sıraları da şu şekilde takip edebiliriz. Bakın, şu nokta bizim başlangıçtaki sihirli halkamızdı. Şu görmüş olduğumuz 1. sıra oluyor. Her bir çizgi bir sıra oluyor. 1. sıra, 2., 3., 4. ve 5. şeklinde geldiğimiz sıraları da takip edebiliriz. Şimdi 6. sırada uygulayacağımız formül, takip ipimizi bu arada öne arkaya ilerletmeye devam edelim. 5 tane sık iğne yapacağız, artıracağız ve sonra 6 tane sık iğne örmüş olacağız. Yani şöyle sırasıyla 5 tane sık iğne yapalım. Evet, 5 sık iğneden sonra şimdi sıradaki ilmeği artırıyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve kalan ilmeklerimize 6 tane sık iğne daha yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, 6. sırayı da tamamladığımızda toplam 13 tane sık iğneye ulaşmış olmalıyız. 7. sırada hiç artırma yapmayacağız. Her sık iğnenin içerisine bir tane batırarak toplam 13 tane sık iğne yapacağız. Evet, 7. sırayı da 13 sık iğne örerek tamamlamış olduk. 8. sıraya geldik. Takip ipimizi arkaya alıyoruz. 8. sırada uygulayacağımız formül, 6 tane sık iğne yapacağız. Artıracağız. 6 sık iğne daha yapacağız. Evet, 8. sırayı tamamladığımızda toplam 14 tane sık iğneye ulaşmış olmalıyız. 9. sırada da hiç artırma yapmadan toplam 14 tane sık iğne öreceğiz. Evet, 9. sırayı da tamamlamış olduk ve şu şekilde ilk bacağımızı hazırladık. Bu aşamada ipi kesiyoruz. Ve şu şekilde tığımızı çekerek tamamlamış oluyoruz. Takip ipimizi de alabiliriz artık. Şimdi aynısından bir tane daha öreceğiz. Fakat bu kez ipimizi kesmeyeceğiz. İki bacağı birleştirerek gövdeye devam edeceğiz. Diğer bacağı da hazırlayıp tekrar devam edelim. Evet, tavşancığımızın diğer bacağını da ördük. Fakat bu kez ipimizi kesmedik. Şimdi iki bacağı birbirine ekleyeceğiz ve gövdeye devam edeceğiz. Öncelikle 3 tane zincir çekiyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz bacağı ekleyerek devam ediyoruz. Son ördüğümüz ilmekten bir sonrakine, yani şu noktaya tığımızı batırıyoruz. Bu arada şu kalan ipin de üzerine örmeye devam edersek onu da gizlemiş oluruz. Buraya ilk sık iğnemizi yapıyoruz ve böylece iki bacağı birbirine eklemiş olduk. Şimdi örmeye devam ediyoruz ve birinci sık iğneyi yapmış olduk. Burayı toplam 14 sık iğneye tamamlıyoruz. Şöyle 4-5 sık iğne ördükten sonra bu kalan ipimizi kesebiliriz ya da içine de saklayabiliriz, fark etmez.
Birazcık kısaltarak kalanını içine de saklayabiliriz. Toplam 14 sık iğneyi bu bacağın üzerine örmüş olalım. Evet, birinci bacağa toplam 14 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi şu arada çektiğimiz 3 tane zincirin üzerine 3 tane sık iğne yapacağız. Bunun için zincirlerin şöyle ilk kanadına batacağız. Şöyle bir taraflarına batarak toplam 3 tane sık iğne yapacağız. Birincisini yapmış olduk. Yanındakine ikinciyi yapıyoruz. Ve yanındakine üçüncüyü yapıyoruz. Böylece diğer bacağa geçmiş olduk. Şimdi bu ikinci bacağı da toplam 14 tane sık iğne yapacağız. Şu noktadan başlıyoruz ve toplamda 14 tane sık iğne örüyoruz. Evet, ikinci bacağında 14 sık iğnesini tamamladık ve yine şu geçiş noktasına gelmiş olduk. Zincirlerin bu kez diğer taraflarına batarak sık iğnelerimizi yapacağız. 3 tane zincirin üzerine toplam 3 tane sık iğne yapmış olacağız. Şöyle birinciyi yaptık. Yanındakine ikinciyi yapıyoruz ve yanındakine de üçüncüyü yapıyoruz. Böylece iki bacak birbirine eklenmiş oldu ve bakın şu şekilde bir görüntü oluşmuş olmalı. Şöyle bir görüntü elde etmeliyiz. Bu sırada da toplam 34 tane sık iğne örmüş olmalıyız. Gövdenin birinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi gövdenin ikinci sırasına geçiyoruz. Yine bir takip ipi kullanacağız. Bu işimizi kolaylaştırıyor bizim. Araya takip ipimizi yerleştiriyoruz. Şimdi ikinci sırada öncelikle 14 tane sık iğne yapacağız. Evet, 14 sık iğneyi yaptığımızda şu ara geçiş noktasına gelmiş oluyoruz. Buraya 3 tane artırma yapacağız ardı ardına. Yani sıradaki ilmeğe 2 tane sık iğne yaparak aynı yere birinci artırmayı yaptık. Hemen yanına yine artırma yapıyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve bir sonraki ilmeğe de aynı işlemi uyguluyoruz. Yani aynı ilmeğin içine 2 tane batarak arttırmış oluyoruz. Böylece toplam 3 tane artırma yapmış olduk bakın bu noktada. Şimdi diğer bacağın üzerine örmeye yine devam ediyoruz. 14 tane sık iğne yapacağız. Evet, 14 sık iğne yaptık ve şu aradaki geçiş noktasına geldik. Yine 3 kez artırma yapacağız. Yani aynı ilmeğe 2 tane batarak birinci artırmayı yaptık. Yanına aynı şekilde artıracağız. Aynı yere 2 tane sık iğne yapacağız. Ve son ilmeğimize de 2 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlamış olacağız. Böylece ikinci sıranın sonunda toplam 40 tane sık iğneye ulaşmış olmamız gerekiyor. Şimdi 3. sıradan 7. sıraya kadar, yani toplam 5 sıra boyunca hiç artırma yapmayacağız. Her sırada 40 sık iğne örerek 5 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Evet, 5 sıra boyunca 40 sık iğne ördük ve 8. sıraya gelmiş olduk. Şimdi 8. sıradan itibaren eksiltmeye başlayacağız gövdemizi. Bunun için 8 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Şimdi 8 tane sık iğnemizi örelim. 8 tane sık iğneyi yaptık ve şimdi eksiltiyoruz. Eksiltmek için şöyle bir yöntem kullanacağız. Biz normalde sık iğnelerde tığımızı şu şekilde batırıyorduk. Gizli eksiltme yapacağız. Bunun için sadece ilmeğimizin şu gördüğümüz ön kısmına tığımızı batırıyoruz. Tığa ipi dolamadan yandaki ilmeğin de sadece ön ilmeğine batırmış oluyoruz. Tığımızda böylece 2 tane gördüğünüz gibi ilmek bulunuyor. Tığa ipimizi doluyoruz ve ikisinin de içinden geçiriyoruz. Tığımızda 2 tane ilmek oldu. Tığa ipi doluyoruz ve ikisinden de geçiriyoruz. Böylece gizli eksiltme yapmış olduk. Yani 2 ilmeği tek bir ilmeğe düşürmüş olduk. Şimdi bu yaptığımız işlemi 3 kere daha tekrarlayacağız. Yani 8 tane sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz sıranın sonuna kadar. Evet, 8. sırada eksiltmelerimizi yapınca toplam 36 ilmeğe düşmüş olduk. Bu sırada sayarak kontrol etmekte fayda var. 9. sırada eksiltme yapmayacağız. Her sık iğnemizin içerisine birer tane sık iğne yaparak toplam 36 sık iğne öreceğiz ve bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Evet, 9. sırayı da tamamladık 36 sık iğne örerek. 10. sırada eksiltmeye devam edeceğiz. Takip ipimizi şöyle öne alalım. 10. sırada
3 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Şimdi 3 tane sık iğne yapalım. Ve eksiltiyoruz. Yani öndeki ilmeklerden alarak eksiltmiş olduk. Şimdi 7 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu 3 kere tekrarlamış olacağız. Yani 7'şer sık iğne örüp eksiltelim 3 kere. Evet, 3 kere 7 sık iğne yapıp eksilttik ve son kalan 4 tane sık iğnemizin de üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Yani 4 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Bu sırada ilmek sayımız 32'ye düşmüş olduğu sayarak kontrol etmekte fayda var. 11. sırada eksiltme yapmayacağız. Her sık iğnenin içerisine birer tane yaparak toplam 32 tane sık iğne örmüş olacağız. Evet, 11. sırayı da tamamladık. 32 sık iğne örerek 12. sırada eksiltmeye devam edeceğiz. 6 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 4 kere bu işlemi tekrarlayacağız. Evet, 12. sırada 28 sık iğneye düşmüş olduk. Bakın şöyle gövde iki yandan daralmaya başladı zaten. 13. sırada eksiltme yapmayacağız. Her sık iğnenin içerisine birer tane batarak toplam 28 sık iğne örerek bu sırayı tamamlayacağız. 13. sırayı da tamamladık. Şimdi 14. sırada yeniden eksiltmeye devam edeceğiz. Öncelikle 2 sık iğne yaparak eksiltelim. Yani 2 tane tek sık iğne yapıyoruz ve sıradakini eksiltmiş oluyoruz. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu 3 kere tekrar etmiş olacağız. Evet, toplam 3 kere 5 sık iğne yapıp eksilttik ve şimdi son kalan 3 tane ilmeğimize 3 tane sık iğne yapıyoruz ve böylece 14. sıramızı tamamlamış oluyoruz. 14. sıra bittiğinde burada toplam 24 tane sık iğnemiz olmalı. Bakın şu şekilde giderek yukarıya doğru daralmaya başladı tavşancamız. Şimdi 15. sırada yine eksiltiyoruz. 4 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 4 kere tekrarlayacağız. 4 sık iğne yapalım ve eksiltelim. Evet, 15. sırayı da tamamladığımızda toplam 20 sık iğneye düşmüş olduk. 16 ve 17. sıralarda eksiltme yapmayacağız. Her sırada 20 sık iğne örerek 2 sıra boyunca ilerlemiş olacağız. Evet, 17. sırayı da tamamlayarak tavşancamızın gövdesini bitirmiş olduk. Şimdi başını örmeye geçmeden önce içini biraz doldurmamız gerekiyor. Çünkü biraz daha ilerlersek doldurmak zorlaşacak. Doldurmak için boncuk elyaf kullanıyoruz. Bazen yorumlarda soruyorsunuz, doldurmak için boncuk elyaf yerine pamuk kullanabilir miyiz diye. Pamuğu ilk ördüğüm oyuncaklarda ben de kullanmıştım açıkçası. Henüz boncuk elyaf yoktu elimde. O yüzden pamukla doldurmuştum ve bizzat kendim tecrübe ettim. Pamuk oyuncak oynandıkça ya da yıkandıkça bir kenarda toplanıyor, birikiyor. Bu yüzden oyuncağımızın formu bozulmuş oluyor. Oysa boncuk elyaf, İçeride biz onu sıkıştırıyoruz ama sonradan kendisi birazcık daha genişlediği için biz onu yıkasak da ya da çocuklarımız oynasa da şekli, formu bozulmuyor. Bundan dolayı doldururken elyaf kullanmanızı tercih ederim. Normal düz elyaflara göre de boncuk elyaf oyuncakların içerisini çok daha güzel dolduruyor. Şöyle öncelikle ayak kısımları olmak üzere güzelce sıkı sıkıya dolduruyoruz. Bunun için bir çubuk ya da cımbız kullanabilirsiniz. Ben daha çok cımbız kullanıyorum. Şöyle öncelikle ayaklarına doğru güzelce dolduruyoruz. Ardından gövdeyi dolduruyoruz. Sonrasında kafayı örmemiz çok daha kolay olacak. Evet, tavşancığımızı örmüş olduk. Şimdi kafasını örmeye başlayabiliriz. Kafası için yine takip ipimizi kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim için kolaylık sağlayacak. 4 tane sık iğne yapacağız ve arttıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar tam 4 kere uygulamış olacağız. Evet, kafanın ilk sırasını tamamladığımızda toplam 24 sık iğneye ulaşmış olmamız gerekiyor. İkinci sırada takip ipimizi arkaya aldık. İkinci sırada 2 sık iğne yapacağız ve artıracağız. Bunu toplam 8 kere yaparak bu sırayı tamamlayacağız. 2 sık iğne yapıyoruz, artırıyoruz. Evet, ikinci sırayı da tamamladığımızda toplam 32 sık iğneye ulaşmış olmalıyız. Artırmaya devam ediyoruz. Kafanın 3. sırasında 3 sık iğne yapacağız ve artıracağız. Bunu toplam 8 kere yaparak sıranın sonuna kadar öreceğiz.
Evet, 3. sırayı da tamamladık. Böylece 40 tane sık iğneye ulaşmış olduk. 4. sırada artırmaya devam. 4 tane sık iğne yapacağız ve artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 8 kere uygulamış olacağız. Evet, 4. sırayı da tamamladığımızda toplam ilmek sayımız 48'e çıkmış olmalı. Bu sıraya kadar biz 8 noktada artırma yapıyorduk. Böylece kafa şöyle gördüğümüz gibi birden genişlemiş oldu. O yüzden sayılar, formüller bize nasıl söylüyorsa o şekilde örmekte fayda var. 5. sıradan itibaren 6 noktada artıracağız. O yüzden formülümüzde şimdi küçük bir değişiklik yapacağız. 6 noktada artırabilmemiz için 7 sık iğne yapacağız ve artıracağız. 5. sırada 7 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere uygulamış olacağız. Evet, 5. sırayı da tamamladık ve toplam 54 sık iğneye ulaşmış olduk. 6. sırada uygulayacağımız formül şu şekilde. Öncelikle 4 sık iğne yapıp artıracağız. Evet, 4 sık iğne yaptık. Şimdi sıradakini artırıyoruz. Bundan sonra 8 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu toplam 5 kere uygulamış olacağız. Evet, toplam 5 kere 8 sık iğne yapıp arttırmış olduk ve sonda 4 tane ilmeğimiz kaldı. Onlara da 4 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Evet, böylece 6. sıranın sonunda toplam 60 sık iğneye ulaşmış olduk. 7. sırada artırmaya devam ediyoruz. Bu sırada uygulayacağımız formül ise 9 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu toplam 6 kere uygulamış olacağız. Evet, 7. sıranın sonunda toplam 66 sık iğneye ulaşmış olmamız lazım. Gördüğünüz gibi oldukça koca kafalı bir tavşancık olacak bu aşamada. Panik yapmayın. Çok büyük görünüyor olabilir. Ördükçe o birazcık daha toparlanacak ve küçülecek. Şimdi 8. sıradan itibaren eksiltmeye başlayacağız. 4 tane sık iğne yapalım öncelikle. 4 sık iğne yaptık ve şimdi eksiltiyoruz. Eksiltmek için şöyle yapıyorduk. Öndeki ilmekten alıyoruz. Öndeki ilmekten 2 ilmeği ip dolamadan tığımızı almış olduk. İpi dolayarak ikisinden geçiriyoruz. İpi doluyoruz, ikisinden geçiriyoruz. Böylece 2 ilmeği bir kere de toplayarak eksiltmiş olduk. Şimdi 5 kere 9 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. 9 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu 5 kere tekrarlayalım. Şimdi de kalan bu 5 ilmeğimize 5 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlayalım. Böylece bu sıranın sonunda 60 sık iğneye inmiş olduk. 9. sırada eksiltmeye devam ediyoruz. Bu sırada 8 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu 6 kere tekrarlamış olacağız sıranın sonuna kadar. Evet, böylece 9. sıranın sonunda 54 sık iğneye düşmüş olduk. Bakın, yavaş yavaş şöyle önden bakalım. Kafa yukarıya doğru daralmaya başladı. Hatta bunlar minik yanakları olmuş oldu. Şimdi 4 sıra boyunca, yani 10. sıradan 13. sıranın sonuna kadar hiç eksiltme, arttırma yapmadan 54 sık iğne örerek 4 sıra boyunca ilerlemiş olacağız. Evet, 4 sıra boyunca 54 sık iğne örmüş olduk. 10. sıradan 13. sıraya kadar gelmiş olduk. 14. sırada bir eksiltme yapacağız. Şu ipimizi arkaya alalım. Eksiltmeyi şu şekilde yapacağız. 7 tane sık iğne öreceğiz ve eksilteceğiz. Bunu 6 kere uygulayarak sıranın sonuna kadar örmüş olalım. Evet, 14. sırayı tamamladığımızda 48 sık iğneye düşmüş olmamız lazım. Şimdi 15. sıradan 18. sıraya kadar, yani toplam 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan her sırada 48 sık iğne örerek 4 sıra boyunca ilerliyoruz. Evet, 18. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi bu aşamada tavşancığımızın gözlerini takacağız. Gözler için 8 mm kilitli göz kullanıyorum ben. Siz elinizde farklı boyutlarda varsa onları da takabilirsiniz. Ya da belirleyeceğimiz sıraya işlemi olarak gözleri yapabilirsiniz.
Gözleri takmadan önce yerlerini tam olarak iğne ile tespit ediyorum ve sonra takmış oluyorum. Böylece herhangi bir sorun yaşamıyoruz çünkü kilitli gözleri taktıktan sonra ancak kırarak çıkartabiliyoruz. Gözleri 9 ve 10. sıranın arasına takmış olacağız. Biz en son 18. sırayı örmüştük. Yani şu çizgilerden her birisi bir sıra oluyor. 18, 17, 16 diye geriye doğru sayarak 9 ve 10. sıraları belirliyoruz. 9 ve 10. sıranın arası tam olarak şurası oluyor. İki göz arasında 11 ilmek olacak. Bu şekilde iğnelerle yeri belirliyoruz. Tam olarak ortaladığımızdan emin olalım. Bu iğneleri takmak bizim işimizi oldukça kolaylaştıracak. Gözleri nasıl taktığımla ilgili daha önce detaylı bir video paylaşmıştım. İsterseniz oradan da yardım alabilirsiniz. Şimdi kilitli gözlerimizi takacağız ve arkasını mühürleyeceğiz. Bu arada küçük bir hatırlatma, eğer kirpik işlemek istiyorsanız gözün arkasını kapatmadan önce işlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orayı kapattıktan sonra iğneyi takmak oldukça zor oluyor. Ben kirpik yapmayacağım, o yüzden hemen arkalarını da kapatacağım. Evet, tavşancığımızın gözlerini taktık ve mühürlemiş olduk. Şimdi örmeye devam edeceğiz. En son 18. sırayı tamamlamıştık. 19. sıradan itibaren yine kafayı eksilterek kapatmaya devam ediyoruz. 6 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlamış olacağız. Evet, 19. sırayı tamamladığımızda 42 sık iğneye düşmüş olmamız gerekiyor. 20. sırada yine eksilteceğiz tabii ki de bundan sonra. 5 sık iğne yapıyoruz ve eksiltiyoruz. Sıranın sonuna kadar 6 kere bu işlemi uygulayacağız. 20. sırayı tamamladığımızda ilmek sayımız 36'ya düşmüş oldu. 21. sırada 4 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlamış olacağız. Evet, 21. sırayı da tamamlamış olduk. 30 sık iğneye düştük. Gördüğünüz gibi artık kafa yavaş yavaş kapanmaya başladı. Şimdi bu aşamada birazcık doldurmak istiyoruz. Çünkü giderek kapanacak ve doldurmak zorlaşacak. Eğer bu aşamada gövdede de birazcık boşluk hissediyorsanız oraya doğru da olmak üzere kafada büyük ölçüde doldurma işlemini yapalım. Evet, tavşancığımızın kafasını sıkı sıkıya doldurmuş olduk. Yüz ifadesi için oyuncağımızın sıkı doldurulması çok çok önemli. Tabi ilmeklerin arasını da fazla açmamak lazım ama az doldurduğumuzda bu yüz birazcık buruşuk kalıyor. O da simayı farklılaştırıyor. Onun için neredeyse elyaf almayacak noktaya kadar doldurmakta fayda var. En son 4 sık iğne yapıp eksiltmiştik 21. sırada. Şimdi 22. sıradan itibaren 3 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar toplam 6 kere bunu uygulamış olacağız. Evet, 22. sırayı da tamamladık. İlmek sayımız 24'e düşmüş oldu. 23. sırada bir tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 8 kere tekrarlayacağız. Evet, 23. sırayı tamamladığımızda toplam 16 sık iğneye düşmüş olacağız. Şimdi 24. sırada 8 tane eksiltme yapacağız. Bu aşamada eğer şurada birazcık boşluk oluştuysa, bakın benimkinde hala boşluk var. Buraya da elyaf doldurarak 24. sırada 8 tane eksiltme yaparak kafayı tamamlıyoruz. Evet, 24. sırayı bitirdik ve burada toplam 8 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Artık takip ipimizi de çıkarabiliriz. Ve tığımızı da çekerek şu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir iğne yardımıyla burada kalan ilmekleri toparlayarak bu deliği kapatacağız. Evet, tavşanımızın kafasının şekli için buranın oldukça dolu olması önemli. Bakın, içeriye doğru çökük kalmaması gerekiyor. Şimdi bu son sıradaki 8 ilmeğin şöyle sadece ön loblarından iğnemizi geçirerek toparlayacağız. Evet, böylece tepeyi kapatmış olduk. Şimdi iğnemizi birkaç noktadan geçirerek ipi iyice gizliyoruz. Şöyle biraz da elimizle şekil vererek tavşancığımızın kafasını bitirmiş oluyoruz. Şimdi tavşancığımızın kollarını yapacağız. Bunun için bir sihirli halka oluşturarak başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Şöyle sihirli halkamızı oluşturduk. 6 tane sık iğne yapıyoruz buraya. Sihirli halkamızın ipini çekerek onu kapatıyoruz sıkıca.
İkinci sırada her bir sık iğnenin içerisine ikişer tane yapıyoruz. Böylece ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Bu arada sihirli halkamızın ipinin üzerine örmeye de devam edeceğiz. Evet, ikinci sırayı tamamladık ve toplam 12 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi şu kalan ipi kesebiliriz. Üçüncü sıradan beşinci sıraya kadar hiç arttırma yapmadan her sırada 12'şer sık iğne öreceğiz. Yani 3 sıra boyunca 12'şer sık iğne öreceğiz. Buna toplam 36 sık iğne öreceğiz de diyebiliriz. O şekilde de takip edebilirsiniz. Şimdi 3 sıra örelim. Evet, 3 sıra boyunca arttırma yapmadan örmüş olduk. Şöyle bir görüntü oluşmalı. Eğer sizinki içe doğru kıvrılmışsa lütfen çevirin onu. Biz şu şekilde dıştan örerek ilerlemiş olacağız. 6. sırada 1 tane eksiltme yapıyoruz. Ardından 10 tane sık iğne yapmış olacağız. Ön ilmeklerden alarak 1 tane gizli eksiltme yapıyoruz. Ve şimdi 10 tane sık iğne örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, 6. sırayı tamamladığımızda toplam 11 tane sık iğnemiz olmalı. 7. sıraya başlarken 1 tane eksiltme yapıyoruz. Yine ön ilmekleri kullanarak gizli eksiltme yapmış olduk. Şimdi kalan ilmeklere 9 tane sık iğne örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, 7. sırayı da tamamladık. Bu arada eğer sıraların başlangıcını takip etmek zor oluyorsa yine gövdede yaptığımız gibi bir parça takip ipini kullanabilirsiniz. Ben çok ihtiyaç hissetmediğim için böyle küçük kısımlarda kullanmıyorum. Şimdi 8. sırada yine gizli eksiltme olarak 1 tane eksiltme yapıyoruz ve kalan ilmeklere 8 tane sık iğne örerek bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet, kolun eksiltme kısmını tamamlamış olduk ve şu an 9 tane sık iğnemiz olmalı. 9. sıradan 14. sıraya kadar, yani toplam 6 sıra boyunca eksiltme yapmadan her sırada 9 tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Bazen ben şöyle hesaplıyorum. 9 sık iğne 6 sıra öreceksek eğer toplam 54 tane sık iğne öreceğiz diye de takip edebiliriz. Kollar çok küçük olacağı için ben doldurmuyorum açıkçası. Çünkü doldurduğumuzda böyle gövdeden yanlara doğru havaya kalkabiliyor. O yüzden doldurmayacağım. Fakat siz arzu ediyorsanız bu aşamada çok küçük, sadece şu kısma minicik bir elyaf parçası koyabilirsiniz. Fakat dediğim gibi kol çok küçük olacağı için hiç ihtiyaç kalmıyor. Bakın şu şekilde oldukça güzel oluyor. Şimdi 6 sıra boyunca 9 sık iğne örerek kolu ilerletelim. Evet, tavşancığımızın kolunu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şöyle bir ters çeviriyoruz. Yani ilmeğimizi şu taraftan ters çeviriyoruz ve bu iki tarafı birleştirerek örmüş olacağız. Bu dikerken bize kolaylık sağlayacak. Şimdi sıradaki ilmekten tığımızı geçiriyoruz ve şöyle tam karşı taraftan da tığımızı geçiriyoruz. İki ilmekten geçirmiş olduk. Şu iki tarafı kapatmış olacağız. Tığ ipimizi alıyoruz ve bildiğimiz sık iğne yapıyoruz buraya bir tane. Aynısından sıradaki ilmeklere de yapıyoruz. İkinciyi yapmış olduk. Şöyle üçüncüyü yapıyoruz. Ve dördüncüyü yapmış oluyoruz. Böylece kolun her iki tarafı kapanmış oldu. Bu kısım dikerken bize kolaylık sağlayacak. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi biraz uzunca bırakıyoruz. Çünkü dikmek için bu ipe ihtiyacımız olacak. Şu şekilde biraz uzun bırakıyoruz ve tığımızı çekerek kapatmış oluyoruz. Şimdi aynısından bir tane daha öreceğiz. Böylece kolları tamamlamış olacağız. Evet, aynısından bir tane daha ördük. Böylece kollarımız hazır. Şimdi tavşancığımızın kulaklarını örmeye geçebiliriz. Tavşancığımızın kulaklarını örerken de yine sihirli halka oluşturarak başlıyoruz. Şöyle sihirli halkamızı oluşturalım. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yaparak başlayacağız. Ve ipini çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. İkinci sırada 1 tane sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu 3 kere tekrarlamış olacağız. Şu şekilde olacak yani. Sıradaki ilmeğe 1 tane sık iğne yapıyoruz. İpimizin de üzerine örelim. Ve yanındakine artırıyoruz. Aynı yere 2 tane sık iğne yapacağız. 1 tane sık iğne yaptık. Yanındakini artırdık. Bunu 2 kere daha tekrarlamış oluyoruz. Yani 1 tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakini artırıyoruz. Aynısını bir kere daha uygulayalım.
Şu kalın ipi isterseniz içinde bırakabilirsiniz, isterseniz kesebilirsiniz. Ben kesmeyi tercih ediyorum. Kulaklarda bir parça takip ipimizi kullanalım sıranın başlangıcını karıştırmamak için. Şimdi üçüncü sırada iki tane sık iğne yapacağız ve artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 3 kere tekrarlamış olacağız. Evet, üçüncü sıranın sonunda toplam 12 sık iğneye ulaşmış olmalıyız. Bakın benimki de şu an içeriye doğru kıvrılmaya başladı şöyle. Örgümüzü biz şu yüzünü değil şu VV görünen yüzünü kullanıyoruz. O yüzden şu şekilde elimizle çevirirsek daha kolay olacaktır. Dördüncü sırada artırma yapmayacağız. Her bir sık iğnenin içine birer tane batarak toplam 12 sık iğne örmüş olacağız. Evet, dördüncü sırayı da 12 sık iğne ile tamamladık. Beşinci sıraya geçeceğiz. Şöyle takip ipimi alayım. Beşinci sırada uygulayacağımız formül, 2 sık iğne öreceğiz, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 4 kez tekrarlamış olacağız. Evet, beşinci sırayı tamamladığımızda toplam 16 sık iğneye ulaşmış olmalıyız. Altıncı sırada artırma yapmayacağız. 16 sık iğne örerek bu sırayı tamamlayacağız. Ve 7. sırada bir kez daha artırmış olacağız. 3 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 4 kere tekrarlamış olacağız. 7. sıranın sonunda ilmek sayımız toplam 20'ye çıkmış oldu. Şimdi 8. sıradan 15. sıraya kadar, yani toplam 8 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan her sırada 20'şer sık iğne örerek 8 sıra ilerlemiş olacağız. Evet, kulağı tamamlamış olduk. Toplam 15 sırada kulak bitti. Şimdi ipimizi birazcık uzunca bırakarak kesiyoruz ve tığımızla çekiyoruz. Kulağı daha rahat dikebilmek için önce şu şekilde ikiye katlıyoruz ve sonra da şu şekilde katlıyoruz ve şu noktadan bir iğne yardımıyla dikerek şu formu vermiş olacağız. Şurada 1, 2, 3, 4 tane katman var. Bunların hepsini bir kere de dikmiş olacağız. Bir taraftan diğerine doğru iğneyi geçirerek şu şekilde dikiyoruz. Bu 4 tane ilmeği de almayı ihmal etmeyelim. Böylece kulağımız çok daha sert duracak çünkü. Evet, böylece kulağa olması gereken şekli vermiş olduk. Birazcık daha kapalı olmasını isterseniz şu ikinci sıradan, yani şu noktalardan da dikebilirsiniz. Hatta ben öyle yapmayı tercih edeceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi ikinci sıralardan da dikerek kulağı birazcık daha kapatalım. Evet, şöyle birazcık daha kapanmış oldu. Ben böyle daha çok seviyorum. Bu kalan ipi kesmiyoruz çünkü bununla tavşanımızın kafasına dikmiş olacağız. Tabii öncesinde aynı kulaktan bir tane daha örüyoruz. Evet, diğer kulağı da tamamlamış olduk. Tavşancığımızın gövdesi, kulakları ve kolları bittiğine göre şimdi bu parçaları birleştirebiliriz. Dikeceğimiz parçaları yerlerine bir iğne ile sabitlersek eğer dikişimiz çok daha kolay olacaktır. Şöyle kafanın kapanma noktasından itibaren 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıraların arasını buluyoruz. Ben buraya sabitlemek istiyorum. Siz tamamen kendi zevkinize göre istediğiniz yere kulakları da dikebilirsiniz tabii ki de. Burası uygun olacak sanki. Şöyle 5 ve 6. sıraların arası şurası oluyor. Arka tarafı da sabitleyelim. Ve simetrik olacak şekilde aynı sıraya şöyle diğer kulağı da iğne ile sabitliyoruz. Evet, şu şekilde belirlemiş oldum ben. Sizler tamamen kendi zevkinize göre yerlerini ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu iğnelediğimiz yerlere kulakları dikeceğiz. Kulakları dikerken iğneyi önce kafadan sonra kulaklardan geçiriyoruz. Yani şu şekilde ilk önce kafadan şu iğneyi alalım daha iyi görülsün diye. Şöyle o iğneyle belirlemiş olduğumuz yerden ipimizi geçiriyoruz. Ve şimdi de kulaktan geçirerek aslında bildiğimiz dikiş işlemini uygulamış oluyoruz. Sadece o sabitlediğimiz yerde olmasına dikkat edeceğiz. Bu şekilde bir kafadan bir kulaktan ipimizi geçirerek güzelce dikiyoruz.
Evet, şöyle önden arkaya doğru dikmiş olduk. Fakat ben oyuncakların, bu dikilen parçalarının çok sağlam olmasını istiyorum. O yüzden bir kere de arkadan öne doğru dikiyorum. Böylece çocuklar istediği kadar çekiştiriyorlar. Hiçbir sorun yaşanmıyor. Şimdi arkadan öne doğru tekrar dikeceğim. Evet, ilk kulağı dikmiş olduk. Şimdi bu kalan ipi şöyle kafada aralardan geçirerek iyice gizlemiş olacağız. İpin çıktığı yerden tekrar batarsak eğer hiçbir iz sorunu da olmayacaktır. Şöyle birkaç noktadan geçiriyoruz ki herhangi bir sökülme vesaire olmasın diye. Ve sonra bu kalan ipi de kesiyoruz. Şimdi aynı şekilde diğer kulağı da dikeceğiz. Evet, tavşancımızın kulaklarını diktik. Şimdi kollarını dikeceğiz. Kolları dikerken bir püf noktasını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz kolların son sırasında her iki tarafı birleştirerek sık iğne ile kapatmıştık. Bu kapattığımız taraf eğer yukarıda kalacak şekilde, yani şöyle dikersek bu kollar böyle biraz havada kalıyorlar. Eğer tavşancığınızın kolları açık olsun, havada olsun isterseniz bu şekilde dikebilirsiniz. Bu kapattığımız sık iğnelerin arkası dışarıya bakacak şekilde, yani şu yüzü dışarıya bakacak şekilde eğer dikerseniz o zaman kollar böyle gövdeye daha yakın konumlu duruyor. Bunu da bir püf noktası olarak paylaşmış olayım. Şu şekilde ayarlıyorum. Tam gövdenin yanlarına gelecek şekilde bir iğne ile sabitliyorum. Aynı şekilde diğerini de kapattığımız sık iğneler dışarıya gelecek şekilde şöyle simetrik olmasına çalışacağım. Şöyle iyi olacak zannediyorum. Tıpkı kulaklarda olduğu gibi önce bir ilmek gövdeden alacağız, sonra koldan alacağız. Bu şekilde normal dikişi yapıyor gibi kolları gövdeye dikeceğiz. Ve tabii ki sağlam olması için ben yine kolları da iki kere dikeceğim. Yani önden arkaya ve arkadan öne şeklinde çift sıra dikmiş olacağım. Evet, kolu dikmiş olduk. Tıpkı kulakta yaptığımız gibi bu kalan ipi aralardan geçirerek kesiyoruz. Ve diğer kolu da aynı yöntemle dikeceğiz. Evet, tavşancımızın kulaklarını ve kollarını dikmiş olduk. Şimdi sıra onun burnunu işlemeye geldi. Bunun için şöyle pembe renkli bir ip kullanacağım ben. Sizler kendi arzunuza göre istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz renkte bir ip tercih edebilirsiniz. İpin ucuna bir düğüm atıyorum. Aslında kafayı kapatmadan önce de bu işlemeleri yapabiliriz. Fakat bu videoda kafayı kapattıktan sonra nasıl yaptığımızı göstermek istedim ben size. Şöyle arka taraflarda bir yerlerden iğnemizi batırıyoruz ve tam gözlerin arasından çıkartıyoruz. Şöyle gözü taktığımız noktadan itibaren 1, 2, 3. ilmeğin yanından çıkartıyoruz. Ve birazcık daha çekerek bu düğümün de elyafların arasında gizlenmesini sağlıyoruz. Bakın böylece çeksek bile elyaf dışarıya çıkmamış oluyor ucunu düğümlediğimiz için. Şöyle burnunu ortalayarak işlemiş olacağız. Gözlerden itibaren 1, 2, 3 ilmek buradan kalsın. 1, 2, 3 ilmek de buradan kalsın. Yani şu noktaya kadar gelmiş olalım diye düşünüyorum. Bunun için normal dikiş diker gibi 2-3 kere şu noktadan ipimizi geçiriyoruz. Evet, şöyle 3 kere geçirmek yeterli olacak diye düşünüyorum. İğnemizi 3. kere batırdıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 sıra aşağıdan tam da ortasına gelecek yerden çıkartmış oluyoruz. Şöyle burnunu işlemiş olduk ve şuraya şöyle düz bir çizgi yapmak istiyorum ben. Tam işleme yaptığımız yerin ortasına gelecek şekilde batırıyoruz. Şöyle rastgele uzak bir noktadan çıkarıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Evet, şöyle olmuş oldu. Sizler isterseniz çarpı şeklinde ya da üçgen şekilde de işleyebilirsiniz. Ben bu haliyle bırakmayı tercih ediyorum. Şimdi ipimizi arkalarda birkaç noktadan daha geçirerek güzelce gizlemiş oluyoruz. Evet, tavşanımızın burnu da hazır. Sizler isterseniz kaş ekleyebilirsiniz, kirpik ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi tavşancımızın şortunu örmeye geçebiliriz. Şortu örmeye başlarken 21 tane zincir çekiyoruz. Bunun için bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz şu şekilde. Ve 21 tane zincir çekeceğiz. Şöyle tığımızla
Bu ilmeklerin içinden geçiriyoruz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Zincirlerimiz çok sıkı olmasın. Eğer çok sıkı olursa burada büzüşebilirler. Şimdi 21 tane zincir çekelim. Evet, 21 tane zincir çekmiş olduk. Şöyle ilk yaptığımız zincire ilmek kaydırma yaparak bunu bir halkaya dönüştürüyoruz. Yani ilk yaptığımız zincire tığımızı batırdık. İpi alıyoruz ve hemen diğerinin de içinden geçiriyoruz. Böylece ilmek kaydırarak bir halka elde etmiş olduk. Şimdi bu halkanın üzerine bir zincir çekerek çıkacağız ve döneceğiz. Her sırada bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani spiral şekilde değil de bir zincirle üst sıraya çıkarak şortumuzu örmüş olacağız. Bunun için bir tane zincir çekiyoruz ve sırasıyla zincirlerin üzerine batarak 21 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle şu noktalara batıyoruz ve ben bu arkada kalan ipin de birkaç ilmek üzerine örmek istiyorum. Sonradan iğneyle gizlemek zorunda kalmayalım. Çünkü iğneyle gizleme işini ben de gerçekten hiç sevmiyorum. Şimdi şöyle 3-4 sık iğneyi zincirimize yaparken ipin de üzerinden örmüş olduk. Artık bu kalan ipi kesebiliriz. Güzelce o gizlenmiş oldu. Şimdi geriye kalan zincirlere de 21 sık iğneye tamamlayacak şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Evet, 21 tane sık iğnemizi tamamladık ve ilk yaptığımız sık iğne ilmek kaydırma yaparak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi birinci sırada yaptığımız işlemi aynen tekrarlıyoruz. Yani bir tane zincir çekiyoruz ve her bir sık iğnenin üzerine birer tane yaparak 21 sık iğne yapıyoruz ve ilmek kaydırma ile kapatıyoruz. Evet, 21 tane sık iğne yaptık ve ilk yaptığımız sık iğneye ilmek kaydırma ile birleştirmiş olduk. Şimdi şortumuzun ilk paçası tamamlandı. Burada ipimizi kesiyoruz ve tığımızı şöyle çekerek tamamlamış oluyoruz. Aynısından bir tane daha yapacağız. Fakat bu kez ipi kesmeyeceğiz. Örmeye devam edeceğiz. Evet, ikinci parçayı da aynı şekilde örmüş olduk. Şimdi bu iki parçayı birbirine ilmek kaydırma yaparak birleştirmiş olacağız. Bu ilk parçada yaptığımız ilmek kaydırmanın olduğu yere şöyle ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Tığımızı buradan geçiriyoruz ve bir ilmek kaydırmayla iki parçayı birbirine eklemiş olduk. Şu ipimizi şöyle çekiyoruz. Onun üzerine örerek gizlemiş olacağız. Siz isterseniz bu ipleri iğneyle de saklayabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. İlk önce şu ördüğümüz parçaya 21 tane sık iğne yapıyoruz. Bu arada birkaç sır ilmek boyunca ipimizi de gizleyelim. Bu ipi kesebiliriz artık. Evet, bu parçanın üzerine toplam 21 tane sık iğnemizi örelim. İlk parçaya 21 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi diğer parçaya devam ederek yine 21 tane sık iğne yapmış olalım. Evet, 21 sık iğne örmüş olduk ve ilk yaptığımız zincire ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve dördüncü sıraya çıkmış oluyoruz. Şimdi ilk ilmeğe bir tane artırma yapıyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapmış olduk. 19 tane sık iğne yapıyoruz sıradaki ilmekleri. Evet, 19 sık iğne yaptık ve şimdi sıradaki ilmeğe bir tane artırma yapıyoruz. Böylece şortun ilk bacağını tamamlamış olduk. Sıradaki ilmeğe bir tane daha artırma yapıyoruz. Yani bu arada toplam 2 tane artırma yapmış oluyoruz. Şimdi 19 tane daha sık iğne yapacağız. Ve son ilmeğe bir tane daha artırma yaparak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Bir tane artırma yaptık. İlk yaptığımız zincire ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Böylece dördüncü sırayı tamamladığımızda toplam 46 tane sık iğne örmüş olmalıyız. Şimdi 5, 6 ve 7. sıralarda artırma yapmayacağız. Hep 46 sık iğne öreceğiz. Bunun için bir tane zincir çekeceğiz. 46 sık iğne öreceğiz. İlmek kaydırma ile birleştireceğiz. Bir zincir çekeceğiz. 46 sık iğne örüp ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Bu şekilde 5, 6 ve 7. sıraları örelim. Sonra oradan devam ederiz. Evet, 3 sıra boyunca 46 sık iğne ördük. En son ilmek kaydırmayla kapattık ve bir zincir çekerek
8. sıraya başlıyoruz. 8. sırada birazcık eksiltmeler yapacağız. Şortumuz şöyle yukarıya doğru birazcık daralmış olacak. Bunun için 5 tane sık iğne yapıyoruz ilk önce. 5 sık iğneden sonra 1 tane eksiltme yapıyoruz. Gizli eksiltme yapacağız yine. Ön ilmekleri kullanarak şu şekilde 1 tane eksiltme yaptık. Şimdi 9 tane sık iğne yapacağız. 9 sık iğneden sonra bir tane daha eksiltme yapıyoruz burada. Yani şöyle bir tane şu arka tarafta yapmış olduk. Bir tane önde yapmış olduk. Bu kısımda 2 tane eksilttik. Şimdi 10 tane sık iğne öreceğiz. 10 tane sık iğneden sonra yine bir tane eksiltme yapıyoruz. Bu sıradaki 3. eksiltmemiz olmuş oldu. Bir tane şurada yapmıştık, bir tane burada yaptık, bir tane burada yaptık. Şimdi biraz daha örüp son bir tane daha yapacağız. Bu eksiltmeden sonra 9 sık iğne daha yapıyoruz. 9 sık iğneden sonra bir tane daha eksiltiyoruz. Ve kalan 5 ilmeğimize 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane ilmek kaydırma yaparak bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Böylece 8. sırada toplam 42 tane sık iğne örmüş olduk. 9. sıraya bir zincir çekerek çıkıyoruz ve 9 tane sık iğne yapıyoruz. 9 tane sık iğne yaptığımızda şöyle şortumuzun yan tarafına gelmiş olduk. Burada bir tane eksiltme yapıyoruz. Şimdi 19 tane sık iğne örerek şu noktaya kadar geliyoruz. 19 tane sık iğne yaptık ve bakın diğer yan kısma gelmiş olduk. Şimdi burada bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Ve kalan 10 sık iğnemizi tamamlayarak bu sırayı bitiriyoruz. İlmek kaydırma yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. 9. sırayı da tamamladığımızda ilmek sayımız 40'a düşmüş olmalı. 10. sıra için bir tane zincir çekiyoruz ve 4 tane sık iğne yapıyoruz. Artık bu sırada şortumuzun askılarını yapacağız. Bunun için 25 tane zincir çekiyoruz. Evet, 25 tane zincirimizi çekmiş olduk. Son ördüğümüz zinciri atlıyoruz. İkincisine ilmek kaydırma yapmaya başlıyoruz. Yani şu şekilde tığımızı batırıyoruz ve diğer ilmeğin içinden de geçiriyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırmalar yaparak toplam 24 tane ilmek kaydırma yapmış oluyoruz. Şöyle bir görüntüsü olacak. 24 tane ilmek kaydırma yaparak zincir boyunca ilerliyoruz. Evet, şortumuzun askılarından birincisi oluşmuş oldu. Şimdi 32 tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Evet, 32 sık iğne ördük ve şu noktaya gelmiş olduk. Şimdi buraya diğer pantolon askısını yapacağız. Bunun için yaptığımız işlemleri aynen uygulayacağız. Yani öncelikle 25 tane zincir çekelim. 25 tane zinciri çekmiş olduk. İlk zinciri atlıyoruz. İkinciden itibaren 24 tane ilmek kaydırma yaparak sonuna kadar örmüş oluyoruz. Evet, 24 tane ilmek kaydırmayı yaptık. Ve son kalan 4 tane ilmeğimize de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Ve bir tane ilmek kaydırma yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Böylece şortumuzun temel kısmı oluşmuş oldu. Şimdi bu aşamaya kadar şortumuzu bayağı ilerletmiş olduk. Burada ipimizi kesiyoruz. Ve şöyle çekerek hızlıca bitiriyoruz. Bu kalan ipi bir iğne yardımıyla gizliyoruz. Şimdi bu aşamadayken bir minik prova yapabiliriz aslında. Evet, bu haliyle bile oldukça sevimli. Şimdi şortun şu önde kalan parçasını öreceğiz son olarak. Öncelikle tam olarak orta noktayı belirlemiş oluyoruz. Bu orta noktadan itibaren 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek sağ tarafa doğru kayıyoruz. Ve buraya bir belirleyici takıyoruz. Ben bir parça ip kullanacağım. Siz isterseniz çengelli iğne ile de burayı belirleyebilirsiniz. Şuraya ipimizi geçiriyoruz şöyle. İpi taktığımız yerden itibaren 10 sık iğne sayıyoruz. Bu kez sol tarafa doğru. 10. sık iğneye ipimizi tekrar geçiriyoruz. Ve bir kere daha kontrol ediyoruz tam ortaladık mı diye.
Yani %100 simetriyi yakalayamasak bile şöyle ortalamaya çalışacağız. Buna göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi buraya örmeye başlayacağız. Bunun için bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Ve şu iple belirlediğimiz ilk yere bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu ipi buradan çıkarabiliriz artık. Şuradan çıkarmıyoruz yalnız, sadece buradan çıkartıyoruz. Buraya kadar öreceğiz çünkü. Buraya sabitlemiş oluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve şimdi diğer ilmeklere şu ipi taktığımız yere kadar sık iğneler öreceğiz. Bu arada şu ipin de üzerine örmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ben çok sevmiyorum onları sonradan iğneyle saklamayı. Şu şekilde diğer ipi taktığımız yere kadar toplam 10 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, son sık iğneyi de bu ipi taktığımız yere yapmış oluyoruz. Artık onu çıkartabiliriz. Böylece ilk yaptığımızı da sayarsak toplam 11 tane örmüş olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bu arada şu kalan ipi de kesebiliriz artık. Bir tane zincir çekip dönmüş olduk. Sıranın sonuna kadar toplam 11 tane sık iğne örüyoruz. Evet, ikinci sırada da 11 tane sık iğne yapmış olduk. Bir zincir çekiyoruz ve tekrar dönüyoruz. 13. sırada eksiltme yapacağız. Önce bir tane eksiltme yaparak başlıyoruz sıraya. Öndeki ilmekleri kullanarak gizli eksiltme yapıyoruz. 7 tane sık iğne yapacağız. Ve sonda kalan 2 ilmeği de eksilterek sırayı tamamlayacağız. Böylece 13. sırayı da tamamlamış olduk. Bir tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. 14. ve 15. sıralarda 9 tane sık iğne öreceğiz. Zincir çektik. Şimdi sıranın sonuna kadar 9 tane sık iğne örelim. 14. sırayı tamamlamış olduk. Bir zincir çekip dönüyoruz. 15. sırada da yine 9 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, böylece tulumun ön parçasını da tamamlamış olduk. Şimdi ipimizi birazcık uzun bırakarak kesiyoruz. Bunu dikmek için kullanacağız. Ve tığımızı çekerek şöyle ipi çıkarıyoruz. Evet, tavşancığımızın tulumu hazırlanmış oldu. Şu şekilde onları birazdan tavşanın üzerinde dikmiş olacağız. Ama öncesinde şu tulumun üzerine minik bir havuç süs örmüş olacağız. Bunun için turuncu ve yeşil renkli çok az miktarda ipe ihtiyacımız var. Havucu yapmaya başlarken 5 tane zincir çekeceğiz. Bunun için bir başlangıç düğümü oluşturuyoruz ve 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımızdan itibaren 3. zinciri belirliyoruz. Yani şurası olmuş oluyor. Şu son ördüğümüz zincir 4. ve 3. Şu zincirin içerisine bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle ki tığa ipimizi doluyoruz ve o belirlemiş olduğumuz 3. zincire tığımızı batırıyoruz. Tığımızda şu anda 3 tane ilmek var. Hepsini bir kere de topluyoruz. Yanındaki zinciri aynısından bir tane daha yapıyoruz. Yani bir tane daha tekli trabzan yapmış oluyoruz ve yanındakine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Böylece havucumuzun gövdesi tamamlanmış oluyor. Şimdi ipi birazcık uzun bırakarak şöyle kesiyoruz ve tığımızı hemen buradan çekmiş oluyoruz. Şimdi şu kısmına da yeşil yaprakları yapmış olacağız. Bunun için yine bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Ve bu yeşil ipimizi havucumuzun şu bitiş noktasına sabitliyoruz. Şurada yapmış olduğumuz bir sık iğne vardı. Onun tam başlangıç noktasına yaparsak daha uygun olacaktır. Oraya ipimizi sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yere ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Ve böylece havucumuzun yeşil yaprağı da oluşmuş oldu. Şimdi bu ipimizi de kesiyoruz burada. Ve bu minik havucun yeşil iplerini şu arka kısımdaki yeşil ilmeklerin arasına gizliyoruz. Evet, yeşil ipi gizlemiş olduk ve bu turuncu iplerle de buraya dikeceğiz ama ben biraz kısa bırakmışım galiba. O yüzden çok yeterli olmayacak. Bir parça uzun ip hazırlıyorum. Evet, başlangıçta düşünemedim bu iplerle dikeceğimizi. O yüzden şimdi ekstra bir iple dikmiş olacağız. Şöyle şuraya dikmeyi düşünüyorum ben. Bunun için arkada uygun bir yerden ipimizi sabitliyoruz.
ve şu şekilde havucumuzu birkaç noktada şorta sabitliyoruz. Evet, şöyle sabitlemiş oldum. Ve şimdi bu ipi arkada yine birkaç noktada kilitleyerek keseceğim. Bu minik turuncu ipleri de aynı yöntemle arkaya gizliyoruz. Evet, bütün ipleri şöyle arkaya gizlemiş olduk ve artık şortun askılarını dikmek kaldı geriye. Bunun için bir ölçü alacağız tabii ki de. Şöyle şortunu giydirmiş olduk tavşanımıza. Arka kısımda bu şekilde çarpı yapıyorum ben ve ön kısma şuralara dikmiş olacağız. Sizler isterseniz buralara düğme de dikebilirsiniz ama havuç olduğu için sade bir görüntü daha şık duracaktır diye düşünüyorum. Evet, şöyle şu noktaya dikmek uygun olacak zannediyorum. Çünkü şortun giyilip çıkarılabilir olmasını istiyorum ben. O yüzden çok aşırı gergin yapmamakta fayda var. Şu noktaya askıyı dikiyoruz. Şöyle en az 3-4 kere sağlam olacak şekilde diktik. Bu ipimizi buradan kesiyoruz ve şurayı da aynı şekilde dikiyoruz. Evet, tavşancımızın şortunu da tamamlamış olduk. Şu şekilde aslında giydirilip çıkartılabilir bir şort oldu bu. Sizler eğer çok küçük bir çocuğa dikiyorsanız, kaybolmasından endişe ediyorsanız birkaç noktada omuzlarından ve arkasından sabitleyebilirsiniz. Ama zannediyorum sizler de bu şekilde tercih edeceksiniz. Çünkü gerçekten onu çıkartmak, tekrar böyle giydirmek oldukça keyifli. Benim bile hoşuma gidiyor. Şimdi son olarak tavşancığınızın yanaklarına ve kulaklarının şu iç kısımlarına birazcık pembelik yapmak istiyorum ben. Sizler bu haliyle de bırakabilirsiniz tabii. Bunun için şöyle sıradan bir allık kullanıyorum. Tabii zamanla çocuklar oynadıkça ya da tavşancığımızı yıkadıkça bu allık da buradan çıkacaktır. Ama görüntü de güzel olduğu için biz şimdi beraber uygulamış olalım. İstediğiniz tonda şöyle yanaklarına, gözlerinin altına hafif hafif yapabiliriz. İlk etapta biraz koyu yapmaktan çekinmiyorum ben. Çünkü dediğim gibi oynadıkça ve zamanla onlar azalıyorlar. Bu yüzden şöyle birazcık yapalım. Kulaklarının da tam şu iç kısmına yapacağım. Şöyle fırçayla biraz dağıtıyorum. Evet, tavşancığımızı tamamlamış olduk. Tabii ki de böyle bir tavşancığın havucu sadece kıyafetinde olmamalı. Ona bir de minik havuç yapmış olalım. Bu havucun video tarifini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Yukarıya linkini bırakıyorum. Orayı tıklayarak aynısından örebilirsiniz. O tariften farklı olarak sadece siyah dikiş ipliğiyle şöyle üzerine çizgiler yaptım ben. Birazcık daha belirgin olsun istiyorum. Ve tavşanımızın artık bir havucu da var ve hazır. Şimdi bundan sonra keyifle oynamak kalıyor geriye. Eğer sizler de benimle beraber ördüyseniz ellerinize sağlık, emeğinize sağlık diyorum. Ve ördüğünüz videoları Instagram'dan benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü sizin ördüklerinizi de Instagram sayfamda paylaşıyorum. Her birisi çok değerli, çok kıymetli. O yüzden benimle oradan paylaşırsanız çok sevinirim. Bundan sonraki videoda yeni bir oyuncakta görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, keyifli ve bol örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın.